Tıp dünyası şimdiye dek poliovirüs aşısından kalp nakline kadar birçok mucize tedavi gördü. Ama geçmişteki bu başarılar Doktor Alice Crippi'nin yaptığı çalışmaların gölgesinde kalabilir. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Doktor Crippi, kısaca anlatır mısınız? Yaptığımız buluşun temeli çok basit. Ah, doğadan bir şey alıp onu yeniden programlayarak vücuda karşı çalışmak yerine vücut için çalışmasını sağladık. Virüsten söz ediyorsunuz. Evet, virüsten. Bu çalışmada kızamık A virüsü genetik düzeyde işlenerek zararlı olmak yerine yararlı olması sağlandı. Bunu tanımlamanın çok güzel bir yolu var. Vücudunuzu bir otoyol, virüsü de çok hızlı bir otomobil olarak hayal edecek olursanız ve bu arabayı çok kötü bir adam kullanıyorsa, bu aracın ortaya çıkarabileceği hasarı bir düşünün. Ama bu adamın yerine bir polis koyarsanız, bütün tablo değişir. Bizim yaptığımız da bu işte. Şimdiye kadar kaç kişiyi tedavi ettiniz? Tam olarak 10.009 insan üzerinde klinik deneme yaptık. Kaç tanesi kanserden kurtuldu? Tam 10.009. Yani kanseri gerçekten tedavi ettiniz. Evet, evet. Evet, ettik. Bir, iki firma var. Onlar da aslında bu aşıyı sıfırdan geliştirmediler. Uğur Şahin kardeşimiz Özlem'le beraber, onlar kansere karşı aşı çalışmaları zaten uzun yıllardır yapıyorlardı diyor. Evet. Sadece gördükleri şey bu, şu oldu ki o da yine genetik materyali kullanarak yapılan bir aşıydı. Oradaki mantığı biz alıp da bu şeye uyarlarsak, COVID-19'a uyarlarsak aşı geliştirebiliriz düşüncesinden hareketle. Yani zaten temeli atılmış, su basmanı çıkmış, kaba duvarları örülmüş bir inşaatı bitirdi onlar. Yoksa bir inşaatın o hale gelmesi zaten 5-10 sene alır. Onlar o 5-10 senelik ön aşamaları geçtikleri için bu aşıyı çok çabuk geliştirdiler. Evet. Bunlar %90'ın üzerinde bağışıklama sağlama oranlarını gerçekleştirmiş. Üçüncü faz çalışmaları tamamlanmış. Güvenirlikleri kanıtlanmış aşılardır. Examination of the R6 using human technology revealed nothing more than a simple saline shot. But when I used our equipment, I found something quite different. R6 has a molecular compound that embeds itself in human DNA. It interacts with the human genome, then emits a wavelength of sorts, like a transmission. So she's tagging humans like animals in the wild. R6 masks itself in humans as saline. I've been working on a way to try and block its ability to transmit. This shot raises the pH levels in the body. The acidity neutralizes the tracking function. The acidity neutralizes the tracking function. The acidity neutralizes the tracking function. Thank you.
They got you by the balls. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave but never do? And I said, oh, yes. And he said, why do you think they don't leave? I gave him different banal theories. He said, oh, I don't think it's that way at all. He said, I think that New York is the new model for the new concentration camp, where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing they've built. They've built their own prison, and so they exist in a state of schizophrenia, where they are both guards and prisoners, and as a result, they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they've made or to even see it as a prison. And then he went into his pocket and he took out a seed for a tree and he said, this is a pine tree. He put it in my hand and he said, escape before it's too late.